Merhaba değerli izleyicilerim. Şeref Halkan ben. Yeni bir Kangal Aşkı programında bugün sizlere Kangal Türk'ten sesleniyoruz. Bursa Karacabey'de Kangal Türk'teyiz. Bugün çok çok farklı bir formatta yeni bir programda sizlerle birlikte olacağız. Formatımızın farklılığı da enteresan bir misafirimiz, konuğumuz var bugün. Hiç ummadığınız bir konuk. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Sayın Doktor Nadir Şener'le birlikteyiz bugün. Nadir Bey'le çok değişik konularda bugün sizlerle birlikte olacağız. Hem köpeklerin sağlıkları ile ilgili hem de onların insanlara verdiği katkılarla, değerlerle sohbetlerimizle birlikte olacağız. Nadir Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Zahmet verdiniz, geldiniz. Bizi onurlandırdınız. Ekranlarda izleyicimizle birlikte oldunuz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Asıl davet ettiğiniz için. Rica ederim. Nadir Bey benim eski müşterim mi diyeyim? Önce müşteri, sonra dost. Evet. Zaten biz en büyük kazanımlarım hep bu oldu benim Nadir Hocam. İnsanlarla müşteri olarak ilişkiye başlıyoruz. Daha sonra dost ve arkadaşlıklar çok güçlü bağlarda, evet, çok güçlü şekilde karşımıza çıkıyor ve bu hayat boyunca da devam ediyor. Bu işin bana ticari faaliyetten ziyade en çok kazandırdığı ivme bu aslında. Hayvan dostluklar. Sevgisi insanları tabii ki dostluğa götürüyor. Çünkü ortak paydada buluşuyorsunuz, benzer şeyleri paylaşıyorsunuz. Ve hayvan sevgisi öyle birdenbire kaybolan bir şey değil. Hayat boyu devam ediyor ve İlişki devam ediyor sonrasında. Sizle de öyle oldu zaten. Aynen öyle. Yaklaşık 10 yıl önce hocam sizinle tanıştık. Evet. Bir tane yavru köpeğimiz vardı hocamda. Daha sonra o bize geri döndü. İmkansızlıklar dahilinde mi olmuştu? Niçin olmuştu? Şöyle, şimdi bizim ilk köpek almamız çocukların talebiyle oldu. Biliyorsunuz her çocuk bir hayvan sahibi olmak ister. Biz de bahçeli eve geçtikten sonra ilk olarak oğlum istemişti. Tahminim o zamanlar 8-9 yaşlarındaydı. Evet. Hangi köpeği alalım diye düşünürken. Evet, bu konular çok önemli şimdi. Bakın. Kangal çok cazip geldi. Çok önemli bu konular. Yani niçin çocuğa kangal cazip geldi? İyi değil mi ama bir 8 yaşındaki çocuk niçin çocuğa cazip geldi kangal? Herhalde biraz gösterişi. Fiziksel ebatları. Biraz bu toprakların köpeği olması. Onu biliyor muydu çocuk? Tabii biliyordu. Araştırmıştı o zaman. Öyle yani mi? Hangi köpeği istiyoruz dediğimizde araştırmıştı. Seçeneklerin içinde Alman kurdu vardı, kangal vardı. Biraz orada milliyetçi duygular herhalde ön plana çıktı. Bravo. Biraz da köpeğin o heybetli duruşu. Yeni bir bahçeli eve taşınmışız. Biraz koruyuculuk özelliği. Etkili oldu. Sonra internetten ben araştırmıştım. Evet. Sizin burayı internetten gördüm. Sonra sizin köpekleri gördüm. Ve gelip buraya bir bakmaya karar vermiştik. Geldiğimizde de şansımız o zaman küçük yavrular vardı. Kangal yavrusu çok sevimli tabii. O kangalın o heybetli yapısından öte yavru daha çok böyle bıcır bıcır sevimli, insana sıcak gelen şeyler, bir şey, topalak bir şey. Evet. O zaman hemen karar vermiştik, almıştık. Tabii orada kangalı seçerken kafamızdaki soru işaretlerinden biri, biz buna hakim olabilir miyiz, hükmedebilir miyiz, bir de eğitebilir miyiz oldu. Eğitmek gerçekten kangalı biraz zor. Kangal biraz başına buyruk bir köpek. Yani bir Alman kurduna eğitmek kadar kolay değil. Ama aslında eğitim aldıktan sonra da kalıcı bir eğitim oluyor çünkü çok sadık bir köpek. Çok sizin duygularıyla size net yanıt veren bir köpek. O yüzden biraz zaman almıştı ama iyi bir eğitim almıştı. Tabii kangalın bu avantajları dışında yanında bir de tabii bahçeli tek kapalı mekanda büyütmenin dezavantajları da var. Şöyle bir sıkıntı var. Kangalı bir villada beslemek isteyenler için önerim. Kangal çok hareketi seven bir köpek. Kangal böyle bizim evin olduğu yer bir dönüm arazi. Küçük de değil. Ama o bir dönümde yaşayacak bir hayvan değil. Mutlaka çıkarıp gezdirmek gerekiyor. Yani o yetmiyor. Enerjisini atamıyor. Sizin dışarı çıkarıp hiç değilse onu her gün yarım saat ya koşturmanız ya yürütmeniz, gezdirmeniz gerekiyor. Peki. Bunu yapmak şart. Yani hocam, özellikle bunu yapabileceklerse villalı bir evde kangal beslemelerini öneririm. Onun dışında bir zorluğu yok. Her şeyi yiyor zaten. Bizim evden kalan yemek artıklarını da yiyor kangal. Hiç yemek seçmez. Hazır mama da yiyor. Unu suyla bulamaç yapıp öyle de versin. Açlığa çok dayanıklı. Evet. Yemek yemeseydi. Üç gün yemesin kangal. Hiçbir şey olmuyor. Bir keresinde evden kaçmıştı.
Tasması bir yere takılmış. Yoksa normalde geri döner. Dönememişti. Aradık. 2-3 gün sonra bulduk. Hiçbir şey sorun olmamıştı. Geldi, biraz fazlaca yedi o gün. O kadar. Susuzluğa, açlığa dayanan bir köpek kanka. Nazlı bir köpek değil. Zaten dağda, Bozkır'da, Bozkır'ın aslanı diye Kangal geçiyor zaten Anadolu'da. Kilometrelerce bunlar, onlarca kilometreyi dağda, bayırda, ovada, Bozkır'da kuru, susuz bölgelerde yürüyerek günlerce geçirebiliyorlar. Veya bir kurt kovaladığı zaman günlerce kovalayabiliyor onu. 2-3 gün, 5 gün takip eden hayvanlar var. Açlığa dayanıklı olmaları oradan geliyor. Bakımı çok kolay. Çok. Hani bakımı çok zor mu diyorlar. Hiç yani beslenmesi yönünden, korunması yönünden, bakılması yönünden hiçbir zorluğu yok. Diğer köpeklerden daha az sorunlu. Şöyle bir avantajı daha var. Kangal'da doğuştan gelen hastalıklar da az. Mesela bir Alman kurdunda arka bacaklarda kireçlenme, displezi, yaşlandığında kalça eklemi sorunları çok görülüyor. Ama mesela Kangal'da bu neredeyse yok. Çok daha az. Var. Hocam o da nerede var biliyor musun? Kangal dediğimiz veyahut da halk arasında kangal diye geçen ama aslında genel itibariyle karavaş, Türk çoban köpekleri dediğimiz köpeklerin iri cinsleri var. Boylu postlu çok yüksek olan hayvanlar var. Anadolu çoban köpeği diye adlandırıyoruz veya malaklı diye adlandırıyoruz. Bu tarz köpeklerde fiziksel sıkıntılar son dönemlerde oldukça gündemde. İnsanlar da hep köpeklerin devasa olmasını istiyor. Devasa olmasını istediği köpeklerde de aldıktan sonra 12 ay, 15 ay, 8 ay veyahut da 3 ay sonra başlıyor problemler yaşamaya. Köpek ne kadar büyük olursa anatomik ve iskelet yapısı, fiziksel yapısı o kadar kemik sistemi, eklem sistemi doğru o kadar olabilir. Problemli oluyor. Yani sonuçta ben veteriner değilim ama insan kemik yapısıyla köpek kemik için... yapısı benziyor. Benzerlikler illaki vardır. Bir türde hayvan olsun, insan olsun. Uçlara gidildikçe deformiteler artıyor. Yani 2 metre boyundaki bir insanın iskelet sorunları 1.70 ortalama bir insana göre daha fazla oluyor. Bu bir gerçek. Çünkü o ortalama, orijinal formattan biraz daha uzakta kalıyor. Daha uzakta büyümüş, gelişmiş olduğu için ek sorunlar olabiliyor. Kangal'da da muhtemelen benzer şeyler oluyordur. Aynı yani ben insanlara ne kadar... uç büyüklüklerdense standart klasik ortalama büyüklükteki bir kangalı daha çok öneririm. Zaten kangal kendi haliyle, kendi ortalama boyuyla heybetli bir hayvan. Zaten gösterişli zaten bir hayvan. Yani uça gerek yok. Evet. Ve ne kadar uça giden köpekler varsa mutlaka eklemlerde, kalçada, fiziksel anatomik yapıda, genel sistematik yapıda problem var. Bir de bu köpekler doğarken de zaten anne karnında da büyük oluyorlar. Yani sonuçta mutlaka. Kocaman bir kangal anne karnından da doğarken büyük doğuyor. Doğum kanalında sıkışabilir, deformiteli doğabilir, doğarken hasar görebilir. Bunlar da olma ihtimali yüksek. Evet. Ortalama bir boya göre. Evet. İzleyicilerimize kangal köpeklerinin çocuklara yaklaşımı, bunun tercih edilip edilmemesi gibi. Yani evet bir ailede kangal köpeği tercih edilebilir baskında neler söyleyebilirsin son olarak? Bu konuyu da toparlayıp programı şimdi da son verelim. Şimdi bir kere çocuklar büyürken köpek sahibi olmalarını eğer evin imkanı varsa şiddetle öneririm. Neden? Bu köpek sorumluluk kazanmak, o sevgiyi yaşamak ve o heyecanı tatmak açısından. İnsanlıkları açısından da kesinlikle önemli mi? Kesinlikle. Yani hayvan seven insan sever. İşte i̇nsan o, seven onu, hayvan sever yani bu kesin. Öyle o şekilde diyorsun yani. Yani doğayı seven insanı daha çok sever. Yani bir insan ki hayvan sevmiyor, doğayı sevmiyor, çiçeği böceği sevmiyor. İnsan nasıl sevecek? Değil mi? O mümkün değil. Bu gelişimlerine olumlu yansıyor. Mutlaka özellikle böyle bakabilecek yaşta 8-9 yaşından sonra işte üniversite çağına kadar mümkünse köpek olur, kedi olur, kuş olur. Ama mümkünse olsun. Köpek. Çünkü köpekle iletişim daha iyi. Bir kediyle olan iletişim de köpekle olan iletişim çok farklı. Bir köpek sahibi olmaları öneririm. Türk bu köpek seçiminde de kangalı öneririm. Ama şu şartla. Yerleri genişse ve çıkarıp gezdireceklersin. Yani sadece bahçeye bırakmayacaklarsın. Çünkü kangal gerçekten hareket seven bir, enerjisi olan bir köpek. Niye öneririm? Bir kere estetik olarak çok güzel bir köpek.
İkincisi bizim toprağımızın köpeği. Doyurucu bir köpek. Bizim genetiğimize uygun bir köpek ve duygusal bir köpek. Kangal'la oturup insan gibi konuşup insan gibi beden diliyle anlaşabilirsiniz. Pek çok köpekte bu yok. O yüzden Kangal'ı da öneririm. Olmaz mı Kangal bahçeli evde? Hani korkuyor insanlar. Pekala olur. Oluyor yani. Çok büyük sorun olmuyor. Hocam biz Kangal Aşkı programında aslında Kangal'ın aşkını anlatmaya çalışıyoruz. Kangal olan aşkı anlatmaya çalışıyoruz. Bunu bugüne kadarki en güzel yorumlayan konuklarımdan birisi siz oldunuz. Biz de sizin sayenizde Kangal tanıdık, sevdik ve sahip olduk. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz oldunuz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Evet, sevgili izleyiciler, Bir Kangal Aşkı programının burada tekrar yine sonuna geldik. Bugün ekranlarınızda çok değişik bir sektörden diyeyim, değişik bir formatla ekranlarınızda olduk. Değişik konular işledik. Çok da güzel konular işledik aslında. Yeni bir Kangal Aşkı programında tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıkta kalın, sıhhatte kalın.